Ben çıkıyorum Atrakçı. Vali Bey'im ne lazımsa söyleyeyim ben halledeyim. Yok ben çıkarım. Hem Armin'e bir şeyler alacağım. Etrafı da bir kolaçan edeyim. Sen sakın çıkma. Gözünü de üzerinden ayırma. Kapıyı da kimseye açmazsın. Çarşıdan istediğin bir şey var mı? Senden hiçbir şey istemiyorum. Armin Hatun. Ben de memnun değilim bu halden. Beyimiz yaptı bir delilik, getirdi seni buraya. Ha, lakin gönlün yoksa söyleyebileyim. O vakit evine babanın yanına götürürüm seni. Nasıl? Bari Bey kızmaz mı? Kızmaz mı? Kızar. Canıma okur. Varsın okusun. Zorla güzellik olmaz. Madem gönlün yok. Gönlüm olsa ne olacak ki? Vali Bey'e güvenilir mi? Vallahi ben de öyle düşündüm baştan. Ama seni kaçırınca dedim tamam. Kör kütük aşık. Seviyor. Seviyor. Yeter artık. Yüzüne gül Armin Hatun. Bak senin için neleri göze aldı. Neleri aldı? Cihanı karşısına aldı, yetmez mi? İnsaf et. Kıyma bu yiğidi. Ben geldim Naso Efendi. Armin? Naso Efendi dışarı çıktı. Ben de bir şeyler hazırlayayım dedim. Aç mısınız? Evet. Evet açım. Senin elinden zehir olsa yerim. Buyur otur. Ben gidince ne oldu? Yani ne oldu da bana böyle iyi muamele etmeye başladın? İstersen kötü muamele edeyim. Yo yo yo. Ama sen devam et. Gel. Gel şöyle. Al bakalım. Nedir bu? Aç görürsün. Senin için yanıyorum. Senin için ölüyorum. Seni seviyorum abi. Bunu sakın unutma.
Ne oldu? Ne oldu, farkında olmadan bir hata mı ettim? Korkuyorum. Neler olacak hiç bilmiyorum. Ben yanındaysam korkma. Seni bütün kötülüklerden, bütün belalardan korurum. Yeter ki yanımda ol. Bana itimat et. Hayırdır matrakçı, bir şey mi oldu? Eve gelmeye hiç niyetim yoktu ama hünkârımız sizi tez görmek istemiş. Bu mevzuyla mı alakalı? Bilmiyorum ama olabilir. Allah kolaylık versin. Beni mi almaya geldiler, gidiyor muyum? Şşş, telaş etme. Nasuh Efendi geldi, saraydan çağırdılar. Paşamız ve hünkârımızla konuşacağım. Onlara vaziyeti izah edeceğim. Bekle beni lütfen. Senin o güzel yüzünü güldüreceğim. Paşa Hazretleri, yardım edin efendim bana. Yardım gelsin. Edeyim. Hayırdır Caşu Efendi? Ne oluyor? Kızımı kaçırdı. Has adamınız kızımı kaçırdı. Kim? Nasuh Efendi mi kaçırdı? O da yardım etti kesin. Lakin kızımı kaçıran o değil. Malkoçoğlu Bali Bey. Emin misin? Eminim efendim. Evimin önünden kaçırdı. Gözlerim de gördü. Bir süredir rahatsız ediyordu. Kaç defa evimin önünden kovdu. Baktım olacak gibi değil. Ben de kızımı göndermekte çare buldum. Lakin haber almış, geldi, kızımı alıp götürdü. Paşam, siz bir şey yapmazsanız çarem yoktur. Kadı Efendi'ye şikayet edeceğim. Sen önce bir sakin ol. Ben aslını araştıracağım. Eğer anlattığın gibi ise gerekeni yaparım. Paşa Hazretleri. Benimle görüşmek istemişsiniz. Ne yaptın sen? Caşu Efendi'nin kızını kaçırmışsın. Dağ başı mı burası? Eşkıya mısın sen? Paşam, arz edeyim. Burada hak, hukuk, adalet böyle mi işliyor sanıyorsun? Ben de bu konuyla alakalı sizinle konuşmak istiyorum. Bu konunun konuşulacak bir tarafı yok Ali Bey. Rum meyhanelerinde gönül eğlendirdiğin hatunlara benzemez o. Nasıl kaçırırsın? Üstelik seninle gelmek istememiş. Birbirimizi seviyoruz. Benim niyetim ciddi. Nikahımı alıp memleketime götürmek istiyorum. Babasının rızası yok. Zorbalık da olmaz bu işler. İlaveten dua et. Kadıya şikayet etmeden bana geldi. Ben her şeyi göze aldım paşam. En geç yarın hatunun babasına teslim edeceksin.
Aksi halde başın büyük belaya girer. Neredeydin? Beni bırakıp gittin sandım. Baban. Babam beni İbrahim Paşa'ya şikayet etmiş. Paşa da seni babana teslim etmemi emretti. Götür beni. Birlikte olmamız gördün işte imkansız. Yol yakınken dönelim. Üzülme. Kısmet değilmiş. Benim Alkoçoğlu. Unut.